Merhaba arkadaşlar, size güzel bir çekiliş duyurusunda bulunmak istiyorum. 2 adet 1450 VP çekilişi yapacağım. 15 Ekim'de yapacağım ve 15 Ekim'e kadar bu video dahil olmak üzere videolarımı beğenip, yorum yapıp, abone olup bildirimleri açarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yapmanız gerekenler çok basit. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Eğer eksik yaparsanız maalesef adınız görünmeyecek. Bunu da otomatik bir şekilde siteden çekeceğim ve bunun da videosunu sizlere göstereceğim. Herkese bol şans dilerim. Oyuna hükmedebilecek mi? Yine iki takıma başarılar diliyoruz. Serinin ikinci ortası büyük finalde parla hücumuyla başlıyor. Galatasaray savunmada ve bu savunma biraz agresif olabilir. Mersa kaplan kullanmak üzere dirseğe kadar geldi. Bir KO bıçağı burada alınabilecek infoyu kısıtlamış olabilir. Ve Parla Esports B'de varlık gösterdikten sonra oyunu A'ya çeviriyor. Galatasaray'ın buna yanıtı nasıl olacak? Tomen de A site'a yaklaştı ve Lores bu aşamada Tomen'i görüyor. Bir çatışma da var ama isabet yok. Aynen öyle. Şimdi tekrar A tarafında bir orbu almak isteyecekler. Jilert rakibin smoke'un içinden girdi hızlı bir şekilde ve Deepmast canı azken Devinc'e yakalanıyor. Burada Oker ne kadar kırılacak olsa bile sayı dezavantajlı şekilde bu cost plant'ı oynamak zor olabilir. Bir de hasta buzu geldi. Üzerine 60'a kadar ölmüş bir Rooksich var. Sıfır noktası da kaçıncı ajanlar sıkılabilir Devinc. Bir şov Tolen'den yanıt. Kombatörün desteği ve round kapanıyor. Galatasaray için yani bedava bir savunma. Yani ortada hakimiyet onlarda görebiliyoruz ki. Kapıdan ilerleyebilirler. Üçler perdeyi bıraktı, bir asistlik başlangıcı. Ve sahipteki oyuncu bu aşamada bir tane kill çıkartıyor Doçent. Yardım atabilecek bir Deding'den takas var en azından. Deding perde arkasına çıktı. Üçler ilerlemek istiyor ama harika pozisyon değiştirdi Deding ve aradığı yerde bulamadı Deding'i. Yanıt vermeye devam ediyor Deding. 2v5'i 2v4'e getirdiler. Ve Deding vurmaya devam ederken hemen Mercer'ın son kill'i de geldi. Parla eSports, Force'dan sonuç alamadı. Tüp ve A'da bütün ekip konumlanmış durumda. Toven tipi kontrol etmeye devam ediyor ama A'ya sızmaya başladı artık parlayı. Sport ve ölümcek Dedin kurtulamayacak gibi. Wallbanglar işe yaradı ve Dedin'in silahını dalacaklar bu ikinci killçilerden. Aynı anda yine killer gelmeye devam ediyor. Yanıt verebilecek mi tekrar Toven bilmiyorum. İki tane vurdu zaten şu ana kadar. Ve avantaj tamamıyla parlada kalmış vaziyette. Plant'i de alıyorlar. Plant'i de alıyorlar mı? 2020'li ama yapabilecek bir şey yok. Parla. Yani şu roundda almaması gereken skorlar ve almaması gereken bir roundu kopartmış olacak belki de. 3'e 1'de Mersa 150 candı ama CC bir headshot'la onu da alacak. Force'u kaybedip Echo kazanıyor. Yani ne oldu, aynı yere geldik. Tör yok Galatasaray'ın. Ve bir K ultisi direkt B hücumu gelecek. Dedik buradan kill almadan çıkabilir mi emin değilim. Kralırsa da çıkamayabilir ama müthiş iş yapıyor Dedik şu anda. Rooksich'i de yakaladı. İşte Dedik'in yapması gerekenler bunlar. Fakat Rooksich kaldırıyor ve 3v4'te avantaj Parla da kalıyor. Parla burada bir oyuncuyla beraber birazcık daha rahat oynamak isteyecek. Aynı zamanda tabii ki Viper In'in içinde oynayacaklar. Combat yaklaştı burada. Ve onun pozisyonunda da Rooksich'in çok güzel bir flashla beraber konuyu kapattığını görüyoruz. Doçent arka tarafta beklemeye devam ederken şimdi Tomen yaklaşmak istiyor ama çok da şansı yok gibi. Burada belki korumayı bile düşünebilirler. Onların pek de korumak gibi bir niyeti yok. Görüş oku geldi. Bunu kullanmayacaktır. Yerini belli etmek istemeyecektir. Yenin içinde 3 oyuncu kendisini beklerken Lores de main'den iyi bir mermi gönderdi. Hareket etmeden açılabilmiş olması Galatasaray adına muazzam. Cypher'ın yine tuzağını aldılar. Bu şok oku sayesinde ve peak gelecek. Operatörler karşı karşıya ama pozisyonda Deding daha iyi bir haldeydi ve fight'ta da başarılı. Doçent Lores'i yakalıyor. Bir flash'a çıkılacak. Buradan Deding'in dash'i aktif. Dördü rakibine vurdu. Dash'ini attı. Diğerini de yakalayabilme imkanına sahip gibi. CC iyi bir kill çıkartıyor. 46 can. Ve Deding üstüne doğru gelmek üzere klasikle. Geldi. Bu kill'i de aldı. Deding için güzel bir round sonu oldu. 3 kill'i var totalde. Alabilir gidişata göre. Deding açıldı burada ve rakibini görecek. Burası farkında son saniye. Yani orada kapattı bir anda kursunu ve tekrar açıp mermiyi göndermeyi başardı. Main tarafı kontrol ediliyor. Girişten haberdar şu anda kombatçı. Bu oyunu daha öncesinde yapmıştı. Büyük ihtimalle beklenecektir yeri diye düşünüyorum. İki oyuncunun yeri belli. Kendisinin de yeri belli. Ejilert
4v4'e getirdi konuyu ve Toven henüz cevap verebilmiş değil burada şok oklarıyla. Sova'da ulti var ve spike yerleştirildi. Bu ulti drone şimdi tekleyince Toven üzerinde kullanılabilir. Kullanacak da JJ, isabet bulamadı JJ bu iki denemesinde. Üçüncüyü de biraz tabii yere doğru atınca Toven zıplayarak kurtuldu sanki. İp atlıyor ve şimdi de retake esnası ama JJ daha başlar başlamaz retake'i durdurdu sayılır. İki tane kill geldi ve sonrasında da Lux için duruşu Mercer tek bir tane kill alabiliyor önce. Yani JJ'den hiç beklenmedik atışlar. Open bir operatör söz konusu. Bu sefer camı kontrol ederken bir de üzerine agresifleşecekler. Jilert bandı perdesini. Çok yakın. Çok kolay wallbankler. Ve çok iyi açılış. O drone'un ne olursa olsun kırılması gerekiyordu. Ne olursa olsun. Tove'nin buradaki pozisyonu için ve kırılamadı. Şimdi Docent geride olacak. Jilert öne çıkmayı tercih etmedi. Daha fazla inisiyatif almayı istemiyorlar. Üstünlük zaten onlarda. Ve Dedink'te de operatör var. Operatörle retake'te neler yapabilir Dedink? Bu da bir merak konusu. Docent Deepmans'i yakaladı. 4v4'e getirdi durumu. Kendi perdesinin hala kullanılmamış olduğunu söylemek lazım. Lores bir sıfır noktası. Docent bundan etkilenmiyor. Lores yine side'da Docent hareketlenmeye başladı. Perdeyi şimdi atacak ve uçu kaçırdı Dedink. Jilert combat ray'i yakaladı. İşler iyi gitmiyor Galatasaray için. Docent'ten yine bir kill. Aynen öyle fakat Docent bu işleri toparlayacak galiba. Lores bir tane gönderirken artık son kalan oyuncu Mersa. Lores. 6 can sadece, çok yakındı Lores. Ve bu round yani 6 canlı bu şekilde kazanılıyor. Toven kapıdan destek vermek istedi. Haritayı ittiriyorlar. B'ye kimsenin girmediğinden eminler. Mid tarafından açılıyorlar. A'da zaten ulti var ve Parla bunu tahmin etmeyebilir. Çok kötü bir pozisyonda kalma ihtimalleri var. Bakın şimdi. Ulti de aktif değil. Evet. Ultiyi aktif hale getirdik Mert. Ve K ulti de açıldı. Smoke içerisinde Mersa. Smoke'da görülebilir mi? İlk etapta görülemedi. Farkında dediğim yer hala bundan fazla kill çıkartabilme imkanı var Mersa. Hala hayatta, bu nasıl gerçekleşiyor? Arkaya döndü Mersa. Şimdi yanıtlar verebilecek. Mermisi bitti ve bu KO kaldırılırsa avantaj şu anda gidiyor Parla'ya. Ve dikkatleri dağıttı Toven. KO'yu kaldırmayacaklar. Toven dikkatleri fazla dağıttı ve KO'yu kaldıramadılar. Kaldırtmadılar. Mersa hala hayatta, hala vurmaya devam ediyor. Docent'in desteği de geldi ve Galatasaray 7-5'i istiyor gibi fakat önlerinde geçmeleri gereken bir tane engel var. Kim o? Lores. Lores bu plantı alırken birazcık zorlandı. Şok okuyla beraber canını tamamen azaltmak istedi rakibin ama 70 can şu anda müthiş bir avantaj Galatasaray için. Lores'in kamerası şu anda zaten yeterli info veriyor. Tamamen okunun eşliğinde girmeye çalışacak. İşaretlendi. Toven bu şekilde geliyor ve Lores o prefire çıkmak istedi ama Toven hazır buna. Zaten canını azaltmıştı ve yakaladı. Lores ilk yarının son roundunda Galatasaray farkı 2 olarak belirlemiş oldu. 3 kişi birden maçı çıkarttı. Burada hemen bir tane patlayıcı gelecek. Tabii ki girişi yavaşlatmak istiyorlar. Sonrasında yine perdeyle beraber savunma tarafı kolay bir setup kurdu. Dash'le beraber girdiler. Şimdi bir tane flash çıkacak. İki oyuncu birden takasa girmek istiyor. Burada Ruxic mermiyi gönderdi ama yeterli olmadı. Jilert'in ve JJ'in destekleri Galatasaray'a bir darbe vuruyor ama avantaj şu anda tamamen kendilerinde kalacak. Parla tarafı için sıkıntılı bir round. Deepmans'i de gördü Mersa ve çok güzel döndü. Muazzam bir round Galatasaray'dan. Burası inanılmaz kalabalık savunma ekibi için. Oyunun bayağı bir orta ağasında her iki arkada da şu anda böyle. Ve Kaplan geldi, Drone geldi, Parla savunmayı geri çekmek durumunda kaldı. Şimdi yine Sakya Lores'i görebiliyoruz, yetenekleri var Lores'in. Bu aşamada bir tane ok gelecek, Lores çıkarabilir mi, çıkabilir mi buradan? Zorlanabilirdi, JJ ilkini almıştı Lores. Şimdi JJ ile birlikte birer kill daha geliyor. Totalde 3 kill ve Galatasaray combat ray'i kullanabilecek mi? Side'da hala şimdi Deepmans vardı ama Docent onu düşürdü. İşte bu bir problem şu anda Parla için. Galatasaray planti rahat alabilir ve Viper hayatta. Viper hayatta, line-up'a kadar çıkma ihtimalleri var. Şimdi burada tekrar pozisyon değiştirmek isteyecekler. Piramit tarafına doğru ufak ufak geçildi. Jilert arka taraftan geliyor. Combatrin burada rakibin yerini artık bildirdi. İki oyuncudan da haberdarlar. Bir tane flash atıldı. Docent sakince bekliyor. Line-up'a kadar çıkma. Burada ikili bir pick'in ardından Ruxic. Combat yıldı. Takım arkadaşını tek başına bırakmış olacak Docent. Yani
belki mağara tarafından savunsalar, belki mi de bir tane o an hızlı lord çıkartsalar daha iyi olabilirdi. Onlar yakın karşılamak istedi. Tamamen karar meselesi. Oyunu hızlandırmayacaklar. Herkes B dönüyor bu arada savunmada. Evet, evet, savunmada herkes B dönüyor ama çok da oraya girmek gibi bir plan yok sanki anladığım kadarıyla. Tolman arka taraftan bilgileri almak istedi. Bir miktar tabii hasar çıkartması onlar adına iyi olacaktı. Dash'le beraber Dedding. Şu anda oyunu yapıyor. Jilert arka tarafta kördü. Çıktığı yerde Dedding. X-Core buldu Spectres ile birlikte. Jilert yakın teması kovalayacak ama hemen üzerine doğru bir tane gelen takas var. Artık Rus için ellerine bakıyor zıpladığı saniye ama da yakalandı. Galatasaray için 8. round. Kazanılabilir gerçekten var. Çok rahat geliyor. Oo, dedin ki yeterince karıştırdık bugün. Bir tane Ziko ultisi var. Bir tane flaş var. Mensa'dan ultileri kırmaya çalışmışlar. Bu Viper ultisinin içerisinden çıkmak durumundaydı ama sonrasında tekrar pozisyon alıyor ve şu anda hücum hızlandırılacak B'ye doğru. Dedding geldi buraya. Elinde şu anda operatör var. Dickmans'in kombat diye arkadaşını yakaladı. Ulti kullanılacak. Dedding'den çıkan bir tane skor var. JJ yine kendi ultisine başvururken herhangi bir sonuç bulabilmiş değil. Belki son anda kill alabilirdi ama burada da isabet yok ve A'da da Mersa kill çıkartıyor. Bu şekilde artık round'u kabullenmiş olacak Barla. Koruyacaklar, koruyacaklar. Her ihtimal değerlendiriyorlar Lores. Alan açmak isteyecek. Özellikle Jilert'se. Mersa. Orada bir tuzak var. Bunu alabilecekler mi Dedding? Şimdi ultiden de etkilendiği için artık klasikle zaman geçirmek durumunda Combatri. İşte bu Combatri'nin pozisyonu Galatasaray adına son 30 saniye. Çok değerli olabilir. Bir tuzak mevcut. Hiç galiba Combatri tuzağı kırdı. Yok, tuzağı kırmamış. Bir yan için duraksamıştı çünkü. İçeriye girmeye çalışıyorlar Combatri. Tuzağı hala kırmadı. JJ önemli bir kill, harika döndü. JJ'in sağına ve Combatri'yi de kendisi yakalıyor. JJ'den mükemmel bir side performansı ve Parla Esports artık öne geçmek üzere. Harika bir iş çıkardı son 3 roundda Parla. Galatasaray'ı izleyebiliriz. Onlar rahat şekilde geldiler. Bir tane görüş oku var. Deepens takım arkadaşına destek vermek istedi ve Mersa gözükmüyor şu anda. B tarafına doğru ufak bir açıklık denenecek. Çift jet smoke ile beraber tüpe de sızmak isteyecekler. Burada Toven drone'unu kullandı. Jilers'i gösterdi. Jilers basit buzu ile beraber B'nin girişini kesmek istiyor. Mersa A'ya tekrar etkili. Mersa tekrar açılış yapıyor. Belki A gidecekler, gitmeyebilirler. Bayağı çünkü B arkasında kalabalıklar bu aşamada. Bütün dengesi bozuldu savunmanın. Galatasaray aslında Haven haritasında da bunları dönem dönem yaptığı hücumda. Yani haritadaki gapleri çok iyi yakalıyor Galatasaray. Burada evet. Da yakaladı. Window'a bir oyuncu yerleştirdiler. Çünkü savunma biraz tedirgin Parla'da. Ve tedirgin olunca bu sefer doğru kararlar bireysel anlamda ya da takım anlamında gelemeyebiliyor. Neyse iyi iş çıkardı. Şimdi B hücumu uzanacak. Hala kazanılabilme şansı var savunma ekibi. Şu anda kalabalık bu site içerisinde iki kişi var. Jilers'i görmediler. Perdeden çıkacak. Jilers'i de yakaladı. Jilers üstlerine gitmeye çalışıyor borçların. Ekstra killer. Jilers'i uçurdu. Tek başına Mersa. Özür diliyorum. Bu aşamada Mersa önünde Jetin ve en sonunda Dickmans'i yakaladı. Dickmans görememiş bir an için. Mersa round'da imkan oluşturdu ve flash'ı kullanıyor 20 saniye. Herkesin kafası karıştı, herkesin kafası karıştı. Burada planta oturulduğu saniye Mersa çıkmak isteyecek. Sol tarafına baktı ama Jilert açtığı round'u çok güzel kapatıyor. Parla harita skoruna şu anda sahip. Yine bir şansa sahip. Ve yine 12-11 söylediğin gibi canları yanmıştı. Jilers'in aynısını yapmak için desteğe ihtiyacı olabilir. Kurtlar haberleri var. Şimdi dedin ki yukarıda fark etmiş olsa gerek Jilers ama kendi yeri de belli ve dedin ki üstüne gitmeye çalışabilir. Bir ulti de kullanılıyor. Pozisyonu iyice bozuldu Jilers'in. Buradan çekilebilmesi mümkün mü geldi? Solo o yakalandı. Ve dedin ki Jilers azıcık beni vurdu ama baskı arttırılacak ve Galatasaray 3v4 Deepmans operatörle 2-2 alarak 3v3 yaptı. Yakında Mersa var duvarda. Bunu kontrol etmeye çalışacaklardır. Ve hala plant alınamamışken Galatasaray hata yapmaktan çekinir halde Viper'ları yok. Hata şansları da aynı zamanda yok. Smoke olmadığı için şu anda çok fazla konum açabilirler mi diye şöyle bir bakmak istiyorum tekrar. Görüş oku da gelmedi. Büyük ihtimalle bir yandan cooldownları bekliyorlar. Evet, evet. O sırada flashların da olmasını, görüş oklarının da olmasını bekliyorlar. Şimdi görüş oku geldi. Ruxic son 30 saniye. Geriden yaklaşmak istiyor. Evet, bu ok kendilerini rahatlatacak. En azından plant noktasına doğru bir geçiş bu sayede sağlamış oldular. Toven şimdi spike'ı kurarken spike yerleştirildi.
deyip ben senin operatörüne kimse göstermedi. Yani Mersa'ya bakacaklar. İki kişinin site'de olduğunu biliyorlar. Mersa'yı kontrol ederler. Lores bakacak mı buraya? Bakacak mı? Mersa görmek üzere. Oo, Mersa'yı göremedi bile, bitti bu iş. Ve şimdi de Ruxic kaldı. Mersa zaten emniyetiydi bu roundun. Ve Galatasaray bu sefer en azından uzatmaları görmüş oluyor. Kendisi işte haritada. Smoke var. Lores'in armor'ı mı yok? Deepman içeri girmeye çalışacaklar. Bakacağız buna. Doçent site'da nasıl bir savunma yapabilir? Etrafı sarıldı. Arkadaşlarından destek alabilecek vaziyette değil. Double click geldi ve Lores tarafından yakalanıyor. Site arkasında baskı kurulacak. Jilers vurdu Toven. İyi bir yanıt. Hayatta kalabilmesi zor gibi. Arkadan gelen oyuncular var. Dikkat gösteremedi. Combatri. Şimdi Kayon'un canı bir. Combatri hızlandı. Çıkacak gibi Combatri. Bion için gemileri yaktı sandım ama durdu. Yok. Yakmadı. Ve Deding burada takım arkadaşına yardıma geliyor. Burada özellikle bir tane peak bulmaları lazım. Jilers'in konumu çok kritik. Orayı tahmin etmeyebilirler ve hemen bir ufak deneme Combatri'den şimdi geliyor. Artık iki oyuncu da belliyken çok rahat şekilde oynayan bir parla izleyeceğiz. CC Jilers ikilisi noktayı koyuyor. İyi bir... B'de de çok etkililer. Tamam, bu sefer A gidilecek gibi ve şu anda Ruxic patlayıcıyı doğru anda kullanmak üzere bekletti. Patlayıcıyı bıraktı, çıkamayacaklar hemen. Bir de üzerine flashla beraber desteklemek istiyor. Kendi patlayıcısından hasar aldı. Docent Ruxic'i çıkartma. Jilers desteğe geliyor bir anda ve Galatasaray tarafı atakta. 4'e 3 avantajdayken Deepman'sin operatörü Combatri'nin yakın temasıyla beraber indirilecek. İlginç. Ya ilginç bir çok savunma hatası olduğunu söyleyebilirim. Çok netti hücumun yapılacağı yerler de çok netti ama vekilleri biraz kolay verdiler Galatasaraylı oyunculara. Ve şimdi Galatasaray'da fırsattan istifade B gitmeye çalışıyor. 2v3 Combatri'nin alacağı pozisyon önemli. Site tamamen temizlemiş oldu Combatri. Bu esnada olası bir kamerayı da kırmak istedi ama Cypher'ın girişinde bir tuzağı var ve B'ye hala main'den girilmediğini biliyorlar. Ve Sova'nın ultisi gelecek, bu da önemli tabii. Şimdi B tarafındaki bilgi alındı. Ve bir görüş okuyla beraber CC işleri değiştirebilir. Görüş oku Tobi'nin yerini açığa çıkartacak. Hatta iki oyuncunun birinden yerini açığa çıkarttı. CC müthiş yerde. Combatri'nin başı dertte. Yakalandı Combatri ve şimdi CC'nin aldığı kill sonrasında her şey sanki Toven'e bakıyor. Site'de olduğunu biliyorlardı. Mersa geride. Mersa'ya kalıyor artık. Bütün sorumluluk Mersa'nın omuzlarında. 91 can 32 zarı Mersa'da. Gerekli kadar canı var ve biraz hasar, hatta bayağı hasar verdi Sova'ya. Bir flash yarıya kadar çözülmedi. Fake'ler veriliyor. Mersa dolanacak. Bir başka flash daha var Mersa'nın. İyi zaman kazandı. Fake flash! Ve Lores yakalıyor Mersa'yı. Süre yeterli olacak ve kazanan yine yeniden parlayız.